Sevgili TV Malatya izleyicileri, Güzel Malatya adlı programımızda sizlerle olan birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teyze kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İsmini, amin. İsmini söylenebilir mi? Güler Danacı. Güler Hanım. Ekmek yapıyorsunuz. Kışlık ekmek mi bu? Gündelik. Havayı güzel görünce ekmeğe başladınız. Evet. Peki sizin mi ekmek? Hayır. Akrabalarım. Akrabaların yardıma geldi. Evet. Az önce bize bir şey anlattın. Çağırsalardı gelmezdim ama buradan geçerken görünce. Gelmezdim. Tesadüfen oradan geçerken kolay gelsin dedim, girdim. Zaten bu işe bir giren bir daha çıkamıyor değil mi? Öyle olsun. Ne olur kış yemeği, az yemeği neyse artık gündelik yemek sevaptır. Teyze, eskiden mi hanımlık zordu, şimdi mi zor? Eskiden zordu. Şimdi çok rahatlık çok. Rahatlık çok çok. Bakkala çocuğu gönder, iki tane ekmek al, koş gel. Otur, güzelen ye. Şimdi eskiden mecburdum. Gece olsaydı kalkacaktım, bu ekmeği yapacaktım. Peki bu mu güzel sizce? Fırından aldığınız taze, sıcak pideler mi güzel? Daha lezzetli oluyor çünkü elimizle yapıyoruz. Sevgili TV Malatya izleyicileri, az önce yufka yapan teyzelerle birlikte oturduk, yufkamızı yedik. Bir güzel de sohbetimizi ettikten sonra yan taraftaki evlere geldik. Şansımıza bugün tandır yapan teyzeler varmış burada. Tandır nasıl yapılır? Tandır ekmeğinin faydaları nedir? Tandır ekmeği niye bu kadar çok tutulur? Şimdi teyzelerden öğreneceğiz. Kolay gelsin teyze. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. İsmini öğrenebilir miyim? Aysel. Teyze kaç yaşındasın? Sorması ayıp. Hanımlara yaş sorulmaz ama. 67. Maşallah. Niye sordum biliyor musun? Teyze, cildin o kadar güzel ki yanakların kırmızı kırmızı. Gerçi bu sıcaktan kaynaklanan bir şey ama cildin çok güzel. Bu bir evin ekmeği mi yapılıyor burada? Komşular gelip yardım ediyorsun. Yardım ediyorum. Ekmek senin mi? Ekmek komşunun. Ha, sen yardım ediyorsun burada. Bunu pişirmek her babayiğidin kârı değil değil mi? Tabii benim sana hakkım işte. Ben yandım burada. Yemin ediyorum şu anda yanıyorum. Çok sıcak. Bu ateş söndükten sonra ekmekleri yapıştıracaksınız. Zayıflamak isteyenler de bu ekmeği yiyecekler. Değiller yani, bu yarayışlı bir şeymiş. Bir de şey, mide suyunu aldığı için midesinde rahatsız olanlar bu ekmeği yiyecekler. Diyet yapanlar, rejim yapanlar bu ekmeği yiyecekler çünkü midede hamurlaşmıyor. Tabii hamurlaşmıyor. Sen peki her zaman tandır ekmeği mi yapıyorsun, yufka ekmeği de yapıyor musun arada bir? Arada bir yufka ekmeği de yapıyorum ama en çok tandır ekmeğini. Bu mu güzel, o mu güzel? Güzel, bu güzel. Bunu seviyorsun. Ya bu güzel. Ama bu daha zor. Zor ama işte Nidek bunu çok seviyor. Gülü seven dikenine katlanır. Peki teyze, şimdi bugünlük birazını yapmışsınız, arkadaşım gösteriyordur. Daha yapacaksınız. Ne kadar sürer işiniz daha? Daha biraz sürer şeyler, bir iki saat sürer. Birik pişecek bundan sonra. Kaçta başlıyorsunuz peki bu işe? 6'da başlayıp 5'te başlayıp sabah. İşte sabahlayıp. Peki bu kadar hanım bir araya gelince yemekler de olur, çaylar da pişirilir, dedikodu da olur. Her şey oluyor, her şey oluyor. Önce bir şey gördüm az önce, bunu göstereceğim. Bir de bakın burada neler var. Nezir gösterebilecek misin? Dumanı tütüyor, nohutlu. Ne? Pilav. Bulgur pilavı hem de. Allah! Bu ateşte mi pişti? Sevgili izleyicilerimiz, Güzel Malatya adlı programımızda güzel ilçemiz, yeşil ilçemiz, şirin ilçemiz, yeşil yurdu tanımaya, sizlere tanıtmaya kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Yeşil yurtlu denince akla gelen birçok isim var sevgili izleyicilerimiz. Sizlere de sorsak, herhangi bir Malatyalıya sorsak eminim hemen ilk başta birkaç isim sayabilir. Bu isimler Profesör Doktor Mesut Parlak olabilir, İstanbul Üniversitesi Rektörü.
Malatya Eğitim Vakfı Başkanı Sayın Şaban Taç Yıldız olabilir. Ahmet Çalık olabilir, Mahmut Çalık olabilir. İstanbul Yeşil Yurtlar Derneği Başkanı Sayın Zeki Akıncı olabilir. Ki bugün şanslıyız, Yeşil Yurt belgeselini çekerken Yeşil Yurt'un bu ünlü isimlerinden birkaçını Malatya'mızda gördük, Yeşil Yurt'ta gördük ve kendileri röportaj teklifimizi kabul ettiler ve şu anda yanımızda İstanbul Yeşil Yurtlar Derneği Başkanı Sayın Zeki Akıncı var. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Yeşil Yurtlu olmak nasıl bir duygu? Muhteşem bir duygu. Övünülecek bir duygu. Yeşil Yurtlu olduğumuz için öveniyoruz. Bu bir özellik, bu bir ayrıcalık. Evet. Peki siz kaç yaşında Yeşil Yurt'tan ayrıldınız? Ben doğumumla beraber ayrıldım. Malatya'ya yerleştim. Ve 10 yaşında da İstanbul'a yerleşmiş oldum. 10 yaşında İstanbul'a yerleştiniz. Ama Yeşil Yurt'la aranızdaki bu bağ hiçbir zaman kopartmadınız. Bu bağ, bu Yeşil Yurt'la İstanbul arasında öyle bir köprü oluşturmuşsunuz ki iş adamları. Kopartılması mümkün değil, ayrılması mümkün değil. Çok keyifli, her yıl birçok ilçeden insan, birçok Malatyalı, birçok Türkiye'li kıskançlıkla, gıptayla, belki özlemle, belki biraz farklı duygularla bakıyor size. Çünkü özellikle Ramazan aylarında Yeşil Yurtluların Malatya'ya gelmesi, Yeşil Yurt'a yardım etmesi, ne bileyim Yeşil Yurtlu öğrencilere ya da Malatyalı öğrencilere, Yeşil Yurtluların iş adamlarının kendilerini kurtarmış, durumunu düzeltmiş iş adamlarının Yeşil Yurtlu öğrencilere, Yeşil Yurt insana yardım etmesi bambaşka bir şey. Bu bir özlem. Bu insanların yapamadıklarını buradaki yeni nesle yapmasını, onların başarmasını sağlaması bir özlem. Bizim atalarımız okumadılar. Ya okudularsa bile pek çok az nadir kişiler var. İşlerinde çalışkanlık var. Bir bu özellik olarak Yeşil Yurt'un neslinde ana, baba, çoluk, çocuk hepsinin çalışması var. Bir imece sistemi var ailede. Bu gecesi gündüzüyle beraber bu çalışkanlık zaten bu başarıyı getirdi. Bu başarının ana nedeni ailenin tüm fertlerinin beraber çalışmasını sağlamaktı. Ve bunu başaran aileler zaten İstanbul'da bugün belli düzeye çıkmış ve Türkiye düzeyinde, dünya düzeyinde isimlerimiz olmuş bir ilçenin insanlarıyız. Bu da yeni gelen nesli de eğitimli, daha kültürlü, daha düzeyi, seviyesi yüksek insanları yetiştirmek için bu birlikteliği sağlamak ve burada yaşayan insanlarımızın sıkıntısı olanları, durumu biraz bozuk olan insanlara da el birliğiyle destek vererek bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Peki şimdiki Yeşil Yurt'u nasıl görüyorsunuz? Yani geçmişte sizin çocukluğunuzdaki Yeşil Yurt'la şimdiki Yeşil Yurt arasında bir fark var mı? Şimdi biz şöyle söyleyeyim, özlem duyuyoruz. Bu yukarıdan teze yol dediğimiz caddeden aşağı indiğimiz zaman o özlediğim ses vardı. Bize ninni gibi gelen ses, dokuma tezgahlarının sesi. Bu bizim için bir özlemdi. Bu ses bize hiç rahatsız etmezdi. Gece uykularda bile insanlar için bir ninniydi. Bu bir bereket kapısının sesiydi, bereketin sesiydi, paranın sesiydi. Bu sesi kaybettik, bu yok. Artık bunlar sanayi bölgelerine, organize sanayi bölgelerine taşındı. Bugün Malatya organize sanayi bölgelerine bakarsanız herhalde %80'i Yeşil Yurt'tu. Bu bir özellik, bu başlangıçtı. Şimdi Yeşil Yurt'ta bunu kaybettik. Fakat Yeşil Yurt'ta yeni bir şey başlatmak istiyoruz biz. Meyveciliği, turizmi, bu ve okumuş kültürlü insanların, sevecen insanların daha çok olmasını sağlayarak bunu çalıştırmaya, bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başkanımız da olsun, arkadaşlarımız da olsun. Bütün çabamız bu. Biz yazın özlemimizi gideriyoruz. Bayramlarda geliyoruz. Ramazan geliyoruz. Bunlarla beraber bir içtenlikle bir birliktelik sağlıyoruz. Bu birliktelik herhalde daha da uzun süreler sürecek. Biz bu birlikteliği diğer ilçelere de örnek kıldık. Bizimle başlayan bu işler diğer ilçelere, hatta diğer illerin de ilçelerine yayıldı. Biz bunu aşmamız gerekiyor. Biz daha büyük şeyleri katlanacağız inşallah bundan sonra. Bugün Yeşil Yurt'un en yaşlı insanıyla konuştuk. 97 yaşında bir amcamız. Bize dedi ki 13 yaşında Malatya'dan çıktım. 6 gün yol yürüdüm. Feyzi Paşa'ya kadar gittim. Oradan trene bindim. Adana'ya gittim. 3 sene orada kaldım. Marangozluğu öğrendim. Çalıştım, emek sarf ettim. 97 yaşındayım. Hala benim kazandığım parayı ben yiyebiliyorum dedi. Peki amca dedim, ne oldu da böyle değişti? Yani Yeşil Yurt'un gençleri hala aynı mı? Bu kadar çalışkan mı dedim. Yok dedi kızım, bizi biz yapan özellik çalışkanlığımızdı. Bu özelliği sanki kaybediyoruz dedi. Bu bir söylem, doğru bir söylem. Çok doğru söylem. Yani bunu üzerine basarak,